اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Tefsir dersimize hoş geldiniz. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbeti dergahında kabul eylesin. Bugünkü tefsir dersimizin konusu tenasüh. Tenasüh. Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçmesi, seyahatine devam edip kemal bulması bir ateistin, bir müşrikin, bir kafirin tenasüe inanması normaldir, olabilir. Cevaba liyakati bile yok. Ancak bir Müslüman tenasüe inanırsa, ondan da öte vazifesi İslamı anlatmak olan kişilerden bazıları tenasuh vardır derse işte buna şaşılır. Televizyonlarda duymuşsunuzdur. Bazı ilahiyatçılar profesör olmuşlar diyor ki tenasuh var. Bir şeyin genel bir kaydı önce bir ortaya koyalım bir şeye var diyebilmek için evvela o ya Kur'an'da olmalı. Kur'an'da varsa var dersin. İki ya sünnette olmalı. Kur'an'da yoktu ama hadislerde geçiyordu. Yine var dersin. Üç, alimler onu kabul etmeli. Yani hükmün aslı Kur'an'da ve sünnette yoktu ama kıyas yoluyla çıkartılmıştı. Bu da amenna. En azından acaba olabilir mi diye mantık bunu kabul etmelidir. Bir şey Kur'an'da yok. Sünnette yok. Alimler kabul etmemiş, reddetmiş mantık da kabul etmiyorsa artık buna var denilmez. O zaman bizler ne yapacağız? Bugünkü tefsir dersimizde dört kapıyı çalacağız. Önce Kur'an'ın kapısını çalacağız. Tanasü Kur'an'a sor soracağız. Kur'an 6 ayet-i kerimesiyle sorumuza cevap verecek. Daha başka ayetler de var. Ben 6 tane tercih ettim. 2. Sonra Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kapısını çalacağız. Tenasu hakkında onun bir sözü var mı? 3. Alimlerin kapısını çalacağız. Acaba alimler tenasühten bahsetmiş ve tenasühün olabileceğine ihtimal vermişler mi? Ve dört mantın kapısını çalacağız. Kur'an'ın kapısını çaldık. Bize cevap veren birinci ayet Mü'minun Suresi ayet 99'da başlıyoruz. Hatta iza caa ahaduhumul mevt. Onlardan birisine ölüm geldiğinde gal o der ki Rabbir ciun ey Rabbim bizi geriye döndürsene. Peki niye döneyim? Lealli a'malu salihan fima tagaktu kella Allah O birçok ameli terk ettiğim geride kaldığım dünyada salih ameller işleyeyim. Allahu Ekber. Allah diyor ki inna kelimetun huve gailuha bu ancak onun söylediği boş bir sözdü. Ve min vagaihim bagzahun ila yevmi yub'asun. Artık dirileceği güne kadar, diriltileceği güne kadar onun arkasında berzah vardır. Berzah. Şimdi ayet-i kerimeyi edeceğiz. Ölüm onlara geldiğinde onlar Allah'a ne diyerek yalvardılar? Allah'ta ne istediler? Rabbir ci'un. Geri döndürülmek istediler. Geri döndürülmek. Peki, niçin dünyaya dönmek istiyorlar? Lalli a'melu saliha. Salih amel yapabilmek için. Tenasün aslı nedir? Ölen insan salih amel yapıp kemal bulmak için bir daha dünyaya gelir, başka bir bedene girer. Şimdi bir insan tenasühe tabi olmak istiyor ölürken. Ayet bu değil mi? Ya Rabbi beni geri gönder. Niye? Çünkü ben kemal bulamadım. Salih amel işleyemedim. Döneyim de salih amel işleyip kemal bulayım. Peki Allah onların bu isteklerine karşı ne diyor? İnna kelimetun huve gailuha. Bu onların boş bir sözüdür. Allah Allah. Bu onların boş bir sözüdür. Kur'an tenasün boş bir söz olduğunu ifade ediyor. Peki onlar dönebiliyor mu? Ve min varaihim barzahun ila yemi Onlar bir daha diriltilecekler güne kadar artık barzahtadır. Barzah alemindedir. Hani tenasuf vardı. Hani o kemal bulmak için seyahat ederdi. Bedenden bedene girerdi. Ama ayet böyle demiyor. Ayet diyor ki ruh bedenden bir defa çıktı mı artık diriltileceği güne kadar berzahta kalır. Berzahta kalır. Ayet diyor ki onların ey Rabbim bizi döndür salih amel işleyelim sözü ancak ve ancak boş bir sözdür. Şimdi Kur'an Kur'an başka bir ayetiyle bize cevap versin. Kuran'ın kapısını çalmaya devam ediyoruz. İbrahim suresi ayet 44. Ve enzirin nas insanları korkut, uyar. Yevme ye'tihimul azab. Azabın onlara geleceği gün ile uyar. Onları bir gün ile korkut. O gün onlara azap gelecek. Fe <laughs> zalemu. Zalimler o gün derler ki Rabbana ahirna ila ecelin garip. Bakın böyle derlermiş. Ölüm geldiği zaman. Rabbena ey Rabbimiz. Ahirna. Bizi tehir et. Yani canımızı alma. Ne zaman? İla ecelin garip. Yakın bir vakte kadar. He şu anda canımızı alma. Yani 3-5 hafta, 3-5 ay neyse artık. Ne kopuyorsa cömertliğinden. Bize mühlet ver. Niçin? Nucib davetek. Biz senin davetine icabet edelim. Başka? Ve nette bir husur ve peygamberlerine tabi olalım. tenasühçülere göre değil mi? Ruh Allah'tan bunu istiyor. Bir daha dönüyor. Ne diyormuş? Allah'ım bana birazdan daha mühlet ver. Aslan'a mühlet gir bakalım bedene. Ama Allah ne diyor? Evelem tekunu eksemtum min gablu ma lekum min zavval diyor. Evelem tekunu eksemtum min gablu. Siz daha önce yemin etmemiş miydiniz? Söylemiyor muydunuz? Ma lekum min Hani sizin için yokluk yoktu, ölüm yoktu. Ne oldu? Tenasüçülere göre ölüm yoktu. Tenasüyü savunanlar kendiler için bir zevali ve ölümün yok olduğuna inanırlar. Allah da onlara öyle diyor. Ne oldu niye yalvarıyorsunuz? Niye biraz daha mühlet dileniyorsunuz? Hani sizler için ölüm yoktu. Buna yemin ediyordunuz ne oldu? Hadi dönseniz ya. Eğer onların dediği olsaydı ruh bedenden çıktıktan sonra başka bir bedene girseydi o zaman Allah ne derdi? Tabii oğlum istediğin zaman olsun. Geç bakalım. Ama Allah öyle demiyor. Allah diyor ki hani yemin ediyordun. Allah yaşayan Nuh'ya böyle söyleyecek. Ve emsallerine tövbe etmeden ölürlerse. Hani bu bedenden bedene geçiyordu. Ne oldu? Hani dönün bakalım. Hani sizler için ölüm yoktu. Ölüm var kardeşlerim. Bu da bedenden bedene geçmiyor. Üçüncü ayet secde suresi 13. ayet. Secde suresi 11. On 13'te on başlıyoruz. Kul de ki yetevaffakum melekul mevtillezi bukkile bikum. Yetevaffakum sizin ruhunuzu alır. Kim? Melekul mevt. Ölüm meleği. Ellezi bukilebikum. bikum. Ölüm meleği ki sizin ruhunuzu almak için vekir kılınmıştı. Sümme ila rabbikum turcaun ve sonra Rabbinize döndürülürsünüz. Şimdi وَلَوْ izil اِذِ Sen o günahkarları bir görsen hangi halde? نَاكِسُ وُعُسِهِمْ inda رَبِّهِمْ Rablerin katında نَاكِسُ uusihim. Şöyle boyunlarını bükmüşler. O günahkarları bir görsen o zaman işte ölüm meleği açıl, alırken Rabbana onlar da ki ve Allah'ım biz gördük ve işittik. Tamam. Bütün söylediklerin doğruymuş. Ferci'na. <laughs> ne olur bizi bir daha dünyaya gönder. Na'mel salihan inna muginun. Biz salih ameller işleyelim. Muhakkak ki biz artık iman edenleriz. Kesin olarak inananlarız. Ne olur? Peki Allah ne diyor? Bakın bu az çok önemli. Çok önemli. Ayetin belki mi bu gazı bakın. Ve shi'na şi'na la nefsin hudaha. Eğer Allah dileseydi herkese hidayetini verirdi. Ve lakin haqqal gavlu minni. Lakin Allah diyor ki benden şu söz hakikat oldu le emle enne cehenneme el cinneti ve nas ecmain. Cinlerden ve insanlardan ben çoğunu cehennemde toplayacağım. Şimdi hadi bir tahil ediyoruz. Günahkarlar boyunlarını eğmişler. Nerede? Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Ne istiyorlar? Ferci'na. Allah'ın bizi geri gönder. Geri gönder. Na'men Bir salih amel işleyelim. Peki. Onlar salih amel işleyeceklerine ait sözlerini ne ile kuvvetlendiriyorlar? Delilleri ne? ve semi'na. Biz gördük ve işittik. Artık bunu gördükten sonra azabı gördük. Bütün sözlerini hakka yakin müşahede ettik. Artık bundan sonra salih amel işlememek mümkün müdür? Peki Allah ne yapıyor? Bakın Allah onların işlerini reddediyor ve diyor ki eğer ben dileseydim her nefse hidayetini verdim. Demek ki bir ruhun hidayet bulması, kemal bulması için bedenden bedene geçmesi gerekmiyor. Cenab-ı Hakk'ın murat ettikleri tek bedende hidayeti buluyor. Allah hidayeti murat etmemişse, o bin bedende gececek olsaydı yine hidayeti bulamazdı. Hem onlar diyorlar ki ahirette biz gördük, işittik. Ahirette salih amel işleriz. E tanahüsü de bu bedenden çıktı, hakikat gözüktü. Biraderine buna değineceğim ama, o hakikati gördükten, ölüm meleğini gördükten sonra dünyaya gelen bir insan bir daha günah işleyebilir miydi hiç? İşleyemezdi. Ama sana suçlular diyorlar ki kemal bulabilmesi için yüzlerce beden gezer. Ve subhanallah. Ölüm meleğini bir defa görmek, perde açılınca ahirete bir defa bakmak bir kişiye kemal kazandırmak için yetmez mi? Yine bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onların dünyaya gönderilmeyeceğini Allah'ın cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennemde toplayacağım sözünün hak olarak tahakkuk edeceğini beyan buyurmuş. Demek ki bedenden bedene geçe geçe kemal bulmak yok kardeşler. Başka bir ayeti kerime dördüncü ayetimiz Fatih 37 Fesubhanallah ve hum yastagihune fiha onlar o o da feryat ederler bakın bu dua bu istek her zaman var Rabbana ahricna Allah'ım bizi çıkart na'mel saliha gayrellezi künna na'mel biz dünyada yaptıklarımızdan başka salih ameller yapalım. Allah'ın cevabı ne? Evelen nu'ammirkum ma fihi men tezekker ve ca'ikumun <Sessizlik> nezir. Ben siz dünyada ibret alacak bir insanın ibret alacağı bir zaman kadar bırakmadım mı? Ve size uyarıcılar, peygamberler gelmedi şimdi son nefeste ruh çıktı ruh bir daha dünyaya dönmek istiyor bir bedene girip yaşamak istiyor Cenab-ı Hak cevap vermiş o ruh ne diyecek ben dünyada seni ibret alacak bir insanın ibret alacağı kadar akledecek bir insanın akledeceği kadar. Bir zaman bırakmadın mı? Yaşatmadın mı? Ve sana korkutucular, peygamberler gelmedi mi? Fezugu fema lizzalimine minnasi. Geldi, yaşattım O zaman tat bakalım azabı. Zalimden yardımcısı yoktu. Hani tenasüh vardı. Cenab-ı Hakın cevabı bu adı açık. Ben akledecek, tezekkür edecek, tefekkür edecek, düşünecek bir insanın dünyada kalacağı kadar seni dünyada yaşatmadım mı? Aklın neredeydi bunun özü? Aklın neredeydi? Hiç beni duymadın mı? Hiç kelamımı duymadın mı? Peygamberimi, peygamberlerimin varislerini duymadın mı? Cenab-ı Hak mühlet vermeyeceğini söylüyor. Ne hikmetse tenasühçüle mühlet verilecek Çok ilginç. Çok ilginç. Başka bir ayet kerime 5. Duhan suresi ayet 5. Ayet 56 düzeltiyorum. La <laughs> yezugun fîhel maut diyor Allah. Allah bu ayetten bahsediyor. Üstü alamıyorum. Mesela İgi değil ama cenneti anlatıyor Allah. Cennette kadehlerini, tepsilerini, cennetteki ipekleri ve diyor ki Allah, la yezugune fihel mevte. Onlar o, ada ölümü tatmazlar. İllel mevtetel ula. İlk ölümü tatmalarından başka. Yani onlar ilk ölümü tatmaları müstesna bir daha ölüm tatmazlar. Ne kadar açık bir ayet. Onlar ilk ölümü tatmaları müstesna bir daha ölüm tatmazlar. Halbuki Tenasühçülere göre bir ruh defalarca ölümü tadar. Şimdi Kur'an'a mı inanacağız? Kur'an ölümü bir defa tadar diyor. Ona mı inanacağız? Çoğu Çok i kerime var ama ben mantık deliline biraz fazla yer ayırmak istediğimden son delille tamamlıyorum. Altıncı delilimiz bizim. Kur'an'ın başı Yüminune bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Gayba. Gayb nedir? Elle tutulamayan. Gözle görülemeyen şey. Cenab-ı Hak imanı gayba olmakla vasfetmiş. İman nasıl olur? Gaybı olur. Zaten imtihan da bu buradadır. İmtihan da bu buradadır. Hatta peygamberlerin mucizeleri bile aklın iradesini elden alacak şekilde açık değildi. Çünkü irade elden alınacak şekilde mucize açık olursa o zaman imanın kıymeti kalmaz. Şimdi bir ruh bedenden çıktı. Ölüm meleğini gördü ahiretin bazı ahvallerini gördü. Artık gayb onun için gayb olmaktan çıktı. Artık imtihanın bir önemi var mı? Yok. İnsanlar yapmış oldukları amellerle makam kazanırken, sevap kazanırken meleklerin için kazanamıyor. Çünkü onlar için imtihan yok. Peki onlar için niçin imtihan yok? Gayb. Çünkü onlar için gayb yok. Ve onlar için irade yok. O gaybı gördükten sonra kim günah işleyebilir? Ama insanda gayb var. Dolayısıyla gayb kendisine şuhut olmuş birisi artı imtihanı bitirmiş birisidir. İmtihanı bitirenin de bir daha bu dünyaya gelmesinin bir manası yoktu. Bir manası yoktu. Yani alemi berzahta cennetten için ibadet yok. Çünkü imtihan yok. İbadet olması, sevap kazanılabilmesi için imtihan olmalı. İmtihan için de gayb olmalı. Gayip olmalı. yani irade Kişinin elinden alınmamalı. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi fe men şâ'efel yu'min ve men şâ'efel budur. Dileyen iman etmeli dileyen inkar etmeli. Halbuki ruh bedenden çıktıktan ve o kadar hakikati gördükten Azrail aleyhisselamla tanıştıktan sonra bir daha bu dünyaya gelemez. Gelse onun için gayba iman diye bir şey kalmaz. Kur'an'da altı ayetin kapısını çaldık. Başka ayetler de vardı. Bu bizim için yeter. Başta demiştik ki bir şey var diyebilmek için Kur'an'da olmalı. Kur'an'dan göstermeli. Bizim Kur'an'ın kapısını çaldık. Çalmadığımız ayetler de var. İnşallah ileride tenasu saçmalığı diye Bizler Feyyaz Bilişim olarak bir eser hazırlayacağız. Serangan.tv'ye koymak için profesyonel bir eser. O da bütün ayet-i olacak. Kur'an cevabını verdi. Reddetti. Peki Efendimiz'e soralım. Şimdi Efendimiz aleyhissalatu vesselam 23 sene peygamberlik yapmış. İmanın dersini vermiş. Kur'an'ı tefsir etmiş. En ince ayrıntıya kadar imanı bize anlatmış. Acaba efendimiz tenasü vardı. Bu bedenden çıktığı zaman kemal bulmak için başka bir bedene girer. Bundan bahsetmiş mi? Kardeşlerim, Batı'ya doğuya, kuzeye, güneye gidelim. Alemi gezip her taşın altına bakalım. Efendimizin bu meseledeki bir hadisini bulamayız. Şimdi tenasuh gibi büyük bir hakikat olacak. Ruh kemal bulmak için bedenden bedene girecek de Efendimiz haşa ve kella bunu bilmeyecek ya da bilecek ama bir defa bile bir sohbette bundan dem vurmayacak bahsetmeyecek. Ya yani bu mümkün mü? Bu mümkün mü yani? İmanın en ince ayrıntısını ders veren, Cenab-ı Hakk'a bütün isim ve sıfatlarıyla bize tanıtan, Kur'an'ı bize tefsir eden, müfessir ve azam olan o zat, Kur'an'da tenasu olacak ama Efendimiz tenasühten bahseden ayet haşa ve kella zamanımızdaki tenasühçüler kadar anlayamayacak. Yani o ayet kendi manasını bunlar açmış olacak da Efendimiz o manayı anlayamayıp ümmetine ders vermemiş olacak. Tenasün olmadığını ikinci delil Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerinde sözlerinde tenasühten bahsedilmemesidir. Üçüncü kapıyı çalalım. Peki alimler ne diyor? En azından biz Kur'an'da ya da hadislerde tenasu var mı yok mu bunu anlayabilecek kadar müdekkik değiliz. Dolayısıyla bu ikisini anlayan alimlere soralım. Kardeşlerim İmam-ı Azam Hazretlerinin günde bir defa İmam Şafi Hazretlerinin günde iki defa Kur'an'ı hatmettiği nakledilmiştir. Ve subhanallah. Bazı alimler üç günde bir ve bazıları yedi günde bir Kur'an'ı baştan sona manasına nüfuz ederek okumuşlar ve bunlar tenasühün küfür olduğunu söylemişler. Hiç mümkün müdür ki Kur'an'da tenasüh olacak ve bu alimler Kur'an'ı binlerce defa okuyacak tenasühün olduğu ayetler bu zatların gözünden kaçacak. Hiç mümkün müdür ki İmam-ı Azam gibi 500 bin hadis Ahmet İbn Hanbel gibi 1 milyon hadis kişinin ezberinde olacak da Efendimizin tenasu ile ilgili sözleri bunların gözünden kaçacak. Efendimizin var dediğini Kur'an'ın var dediğini bunlar yok diyecek. Bak İmam Rabban ne diyor okuyorum. Kalpleri hasta ve bilgileri az olan bazı kimseler hatta kendilerini alim olarak tanıtan bazı dinsizler tenasu inanıyor. Böyle diyor. Ruhlar olgunlaşmadan önce bir bedenden ayrılınca başka bir bedene geçer kemale geldikten sonra artık insanlara gelmez. Tenasü yoluyla olgunlaşır diyorlar. Ve tenasu ile ilgili birçok hikayeler uyduruyorlar. Dikkat edin. Tenasüye inanan dinden çıkak kafir olur. Alim İbn Hazm diyor. Tenasüye inananların kafir oldukları hususunda icma vardır. İcma ne demek? Bu ümmetin alimleri bu meselede ittifak etmiş. Bak icma mesele de yoktur ha. Birçok mesele ihtilaf vardır yani. Mezhepler birbirinden farklıdır. Ama tenasüe inananın kafir olmasında icma varmış ehl sünnette. Hatta Berika ve Hadrika isimli kitaplardan bir nakil aldım. Diyorlar ki Tenasu inananların kafir olduklarında ittifak vardır. Rüştünü ispat etmiş ve ümmet tarafından kabul görmüş hiçbir alim tenasühün mümkün olabileceğinden bahsetmemiş. Hepsi ittifakla tenasühün küfür olduğunu haber vermiştir. Şimdi Kur'an'ın kapısını çaldık eve daldık efendimize sorduk. Hadislerine baktık, bulamadık. Alimlerin kapısını çaldık. Dedik ki: "Ey büyük üstadlar, Cenab-ı Hakk'ın sizlere verdiği daha kabiliyet, yetenek bizler gibi değil. Sizlerde okyanus varsa bizlerde bir damla var. Sizlerde bir dağ var, bizde taş bile yok. Acaba biz Kur'an'da ve yok derken hata mı ettik? Siz o Kur'an'ı ve hadisleri yüksek seviyede anlayan zekanızla bu meseleye baktınız mı? Bize ne dersiniz? Karşımıza İmam Rabbani çıktı. Dedi ki doğru bilmişsiniz. Kur'an'da yoktur. Sünnette yoktu. Buna inanan kafir olur. Hemen yanında İbn Hazm yanımıza geldi. Dedi ki merak etme doğrusunuz. Bu ümmet bunda icma etmiş, ittifak etmiş. Ümmetten rüştünü ispat etmiş bir alim, bir alim. Tenasüye inanmamış. Fesubanallah. Şimdi ben Müslümanım diyenlerden tenasüye inananlar var. Şimdi kardeşlerim dördüncü kapıyı çalalım. Mantık kapısı. Mantık kapısı. Biz tenasu ile ilgili bir eser hazırladık, yazdık. Sesini de aldık. Ama bir türlü montajını yapmaya fırsat gelmedi. Orada çok mantık delilleri var. Ben sekiz taneyi seçtim. Sekiz tane. Bir, eğer tenasü, ruhun bedenden bedene geçmesi. Bakın binde bir kişi de olsa, yani bu kadar az bir o, Binde bir kişi de bile olsa, dünyanın nüfusuna kıyasla binde bir hesapladığımızda karşımıza on binlerce insan çıkmalı. Ama ben orta çağda efendim çobandım, şuydum buydum diyen, İnsanları toplayın. iki elin parmaklarını geçmez. Tenasü olacak. Binde bir kişi tenasu masa olup bedenden bedene geçecek. Acaba kaç on bin kişi de gözükmesi lazımdı? Ama tenasu ne ikmesse 5-10 kişi de gözükmüş. Bu da ispat eder ki tenasu hakikati olmayan bir şeydir. İki, tamam tenasuh var. Ru başka bir bedene geçti. Ancak burada bir problem var. Problem şu. Biz iman ediyoruz ki ahirette hem azap hem mükafat hem ruha hem de bedenidir. Acaba onlarca bedenden geçmiş bir ruh ahirette neye göre hesap çekecek, verecek? Mesela ilk dokuz bedende kötü. Ama onuncu bedende iyi olsa bir tek günah bile işlemese ve onuncu bedeniyle hesaba çekilip cennete gitse. Peki ilk dokuz bedende zulmettiği insan hakkı ondan nasıl alınacak? E tam tersi olsa üç ilk dokuz bedende sahili olsa soladan sapışsa son bedende zalim olup cehenneme gitsin. İlk dokuz bedendeki ibadeti mükafatını görmeyecek. Kaldı ki mükafat ve ceza aynı zamanda azayadır. İlk dokuz bedende zulmetti. Zulmeden bir göz var, bir el var, bir ayak var. O bedendeki el, göz ve ayak zulmeden uzuvlar ruhla beraber azap görmeli. Ahiret azabı ruha ve bedenedir. Peki 10, 15, 20, 30 beden geçirmiş bir ruh hangi bedenle hesaba çekilecek? Hangi bedenle mükafat veya ceza görecek? Başka bir deli. Eğer ruh bedenden bedene geçerek kemal buluyorsa peki cehennem niçin yaratıldı? Cenab-ı Hak buyurmuş, bezel okuduk. Evet. Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâse ecmain. Ben cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennemde toplayacağım. Eğer bir ruhun illaki kemal bulması, ve dünyadaki sevvenine, macerasına kemal bulmuş şekilde son vermesi gerekiyorsa cehennem için hazırlandı. Ya da bu bazı ruhlar için müsaade ediliyor. Bazılarına müsaade edilmiyorsa o bazılarının ne kemali var ne kıymeti var ki umuma müsaade edilmeyen bir şey onlara müsaade edilmiş. Bu kapı ya açıktı ya kapalıdık. Eğer açıksa ruhlar bedenden bedene gire gire kemal bulmalı. En sonunda cennet layık bir şekil almalı. Cehenneme gitmemeli. Açıksa bütün ruhlar bu macerayı geçirmeli. Eğer açıksa ve bütün ruhlar kemal bulacaksa o zaman cehennem kime hazırlandı? Yok kapalıysa Arada bir açılıyorsa arada bir açılmasının sebebi ne? Yani niye arada bir açılıyor? Okulun ne kemali var? Başkasına açılmayan ona niye açılıyor? Cevapsız bir soru. Başka bir şey eğer ruh bedenden bedene girse önceki bedende yaptıklarını hatırlamalı. Değil mi? Yani çünkü insanın kemali bilgisi ne dedi? Ruhtadır yani. Ruh bu bilgiyi işte bazı maddi cihazda beyin gibi orada saklar. Ama bilgi ruhun kendi sıfatıdır. Maddenin sıfatı değildi. Ruh çıktıktan sonra bilgi yine ruhtadır. Bu ruh yine yaptığını hatırlar. Zaten kabirde, berzatta suale ruh cevap ve bilgi bunda olduğu için. Bu ruh başka bir bedene girse, önceki bedende yaşadığı başından geçen hadiselerle buraya girmeli. Peki bizler için önceki bedenlerimizdeki maceralarımızı hatırlayamıyoruz? Başka bir mesele bence en güzeli belki de bu hepsi güzel ama eğer ruh bedenden bedene geçip kemal bulacaksa kardeşlerim peygambere ne ihtiyaç var? kitaba ne ihtiyaç var? Kur'an'ın korkutmasına ve müjdesine ne ihtiyaç var? Zaten eninde sonunda bu kemal bulacak. O zaman bakın tenasüye inanmak, peygamber göndermek ve kitaplar indirme fiilini abesiyete çeviriyor. Haşa ve kelle. O zaman Allah boşuna peygamber gönderdi. Allah boşuna kitap gönderdi. Bu manaya geliyor. Tenasu inancı Cenab-ı Hakk'ın korkutmasını ve müjdelemesini hikmetsizliğe çeviriyor. Niye? Zaten ben Kemal bulacağım. Sonunda Kemal bulacak bir ruhu ve nefsi korkutmanın manası nedir? Ya da müjdelemenin manası nedir? Zaten benim için matlup bir hedef var. Oraya ulaşmadan dünyayı terk edemiyor. Niçin peygamber gelsin? Niçin, niçin kitap gönderiz? Niçin bu korkutmalar ve müjdelemeler olsun? Dersin başında demiştim ki tenasühe bir kafirin inanması normaldir. Bilmem yani onu. Kafir inanır. Ama bir Müslüman peygamberlerin gönderildiğine inanıyor kitaplara inanıyor. Allah'ın korkutmasını, müjdelemesini biliyor. Ahiretteki hesabın hem ruh hem de bedenle olduğunu biliyor. İmtihanın gayba iman ile olduğunu biliyor. Ve saydığım diğer maddeler. Bütün bu bilmeklerden sonra tenasu vardır yoksa. Ona fe demek lazım. Başka bir delille tamamlayalım. Bu da 40. hocamın güzel bir delil. Ben oradan almıştım. Tenasüye bunu uydurmuştum. Çok güzel bir nükte çıkartmış. Hocamız diyordu ki bir varlığın zati hasseleri bir varlığın zati özellikleri kendinden kopup başka bir neve geçmez. Tenasu inananlara göre bizim maceramız belki de bir hayvanda başladı. Ondan buraya gelirken kemal buldu. Diyor 40. hocamız bir varlığın zati özellikleri kendinden kopup başka bir neve geçmez. Yani ceylanın zati sıfatları vardır. Korkaklık, ürkeklik gibi. Eğer ceylanın ruhu Ceylan'dan çıktıktan sonra aslana girerse yine o özelliklerle girmek zorundadır. Halbuki ceylan gibi yaşayan bir aslan gözükmemişti. Bir balığın ruhu balıktan çıkıp kuşa girerse yine yüzme kabiliyetiyle beraber girecekti. Balıkta taşıdığı zati vasıflarıyla girecekti. Şimdiye kadar biz hiç yüzmeye çalışan bir kuş görmedik. İnsanda da böyledir. Zati sıfatlarla başka bir bedene girer. Biz bakıyoruz ki kimse şekil cihetiyle birbirine benzemediği gibi ruh ve kabiliyet cihetiyle de birbirine benzemiyor. Eğer tenasü olsaydı ne olurdu biliyor musunuz? Tarih çok İmam-ı Azamları, çok İmam-ı Gazalileri, çok İmam-ı Şafileri naklederdi. Çok bedü zamanlar gelirdi. Ama tarih bir tane İmam-ı Azam nakledebilmiş. Bir tane bedü zaman nakledebilmiş. Bir tane İbn Abbas, bir tane İbn Mesud nakledebilmiş. Hazreti Ömer'deki adaleti tarih, hiçbir fertte nakledememiş. O zaman çok Hazreti Ömerler olurdu. İnşallah kardeşlerim dua edin. Bizim bu doğaçlama yaptığımız dersin metni yazıldı. Burada bahsedemediğimiz çok nükteler var orada. Tenasüye inanan insanların söyledikleri sözler var. Onların cevapları da var. Çok güzel bir eser. İnşallah yakın bir zamanda o eserin montajını yapar, yakalanmış gönüllere ulaştırırız. Cenabı Rabbimiz sohbetimizi kabul etsin. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbena taqabbal minna bihumeti'l Fatiha.